Dinimiz, şeriatımız, ahlakımız hiçbir şekilde fantazi olacak düzeyde lüks değildir. %100 yaşayabileceğimiz standarttadır. Şeytanın karşımıza çıkardığı en büyük sorunlardan biri kardeşlerim, nefesimizi kısmasıdır. Çalışıyoruz, çalışıyoruz, bakıyor ki namazımızı engelleyemiyor. Bakıyor ki orucumuzu engelleyemiyor. Zekatı veriyoruz, umut borularımızı kısıyor. Gırtlağımıza basar gibi umudumuza basıyor. Hem cuma günü hoca efendiden 99 kişinin katilini Allah böyle yapmıştı dinliyoruz. Dışarı çıkınca, genç kardeşlerim, dışarı çıkınca Allah Allah. Yahu o melekler hangi meleklerdi? Yeşil meleklerdir muhakkak. Şeytan bizi hiç bizle alakası olmayan bölümüne götürüyor. Orada sen bir hafta oyalanıyorsun. Ey Rabbim, ben 99 karınca bile öldürmedim bu dünyada. Ufak tefek huysuzluklarım oldu. Sen ki o katile bile kıtaları yerinden oynatacak bir tören yaptın. Henüz de tövbe yerine gitmediği halde. Gitmeye karar vermiş katil bey. Gitmeye karar vermiş. Sen ki onu kabul buyurdun. Bu genç yaşımda beni niye Üsame yapmayasın? Beni Üsame olarak kabul et ya Rabbi. 17 yaşında, 27 yaşında bu ümmetin emanetini taşıyacak bir delikanlı olarak beni yaşat ya Rabbi demen gerekirken, senin babanla daha ne zaman namaza başladı, sen ne zaman adam olacaksın? Şeytanın kardeşlerin projesi hazırdır. Her kafaya göre bir külah vardır onda. Ama kıyamet günü hiç kimse, ya Rabbi bizim zamanımızda şeytan çok profesyonelleşmişti, bir türlü altından kalkamadık onun, hep kandırdı bizi diye bir mazeret hiç kimse Allah'ın önünde söyleyemeyecek. Kabil'i kandıran şeytan bizi kandırıyor şu anda. Ne Kabil mazeret uydurabilir ne ben. Evet, Kabil'den sonra şeytan daha profesyonelleşti ama bana da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kürsülerden 100 kişinin katili için bile kıtaları Allah'ın yerinden oynattığını haber verdi. Kabil belki bunu bilse var ya, o cinayete bulaşmazdı. Ya da tövbe istiğfar eder, hayatı temiz giderdi.